Taşınma telaşesi de başlamış. Sanırım ilk pazardan itibaren çoğunuz artık bizleri tatil yörelerinden gideceksiniz. Ben de aramızda kalsam hafta pazar şu yemeği başlayayım düşünüyorum. Yanılı kurt, sen kınalı kuzu, biraz cilve aşkın, biberi tuzu, sanki biraz nar ediyorsun ama senin bana gönlün al gibi. Adam olacak çocuk, yedisinde neyse. 77'sinde olur. Bütün gücüyle devam ediyor. Artık alışkanlık haline geldiği için kardeşleri de antrenmanına gelmişler belli. Onlar farkındalar. Nasılsın Kerem? Seni iyi gördüm, iyi olmuşsun. Senin yaşın kaç ya? Dört buçuk. Kaç koyuyorsun sen? Yapma. Yapma. Buyurun dostlar, buyurun. Ali İbrahim sofrasına. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Nasılsınız? Duymuyorum, nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Bakın, onlar da çok iyi. Bir başka pazar, bir başka adam oldu çocuğa. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bakın, onlar da hazır. Evet, evet. Uçuyoruz, puan veriyoruz. 10 puan, 10 puan, 10 puan, 10 puan. 40 puan da şampiyon işte ya. 40 puan. Evet. Arkadaşım geç, arkadaşım geç, arkadaşım geç. Saygıdeğer konuklar, Çek Özel 3 Mart Eğitim Kurumu Müzik Bölümünün hazırladığı Geleneksel Müzik Gecemize hoş geldiniz. Kusura bakmayın, şu an inanılmaz heyecanlıyım aslında. Dilim biraz sürçer saf olup. Her yıl farklı konular ile karşınıza geldiğimiz bu özel gecemizde bu yıl istedik ki çocukluğumuzun Barış abisi, Barış Manço'yu genç nesillere anlatalım. Onun ilginç yaşantısı ve birbirinden güzel şarkılarını öğretelim. Bizler çalışmalarımıza çok eğlendik. Umarım sizler de oturduğunuz yerlerden bu güzel şarkılara bizlerle beraber eşlik edersiniz. Kimisi için Barış Manço, kimisi için Barış abi, kimisi için de Barış amcaydı o. Şubat 1990'da hayata gözlerini yuman ünlü sanatçı, şarkıları bir yana, adam olacak çocukla çocukların, ikinci kahvaltı ile büyüklerin, Deretepe Türkiye ve Dönence ile 7'den 77'ye herkesin gönlünde taht kurdu. Uzun saçları, yüzükleri ve müzikal başarıları ile unutulmayan simalar arasına giren Barış Manço'nun hayatından birkaç ilginç bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. 1943 yılında doğan sanatçı, Türkiye'de Barış ismini alan ilk çocuktu. Ailesi savaş yıllarında Barış'a duyulan özlemi ifade için bu ismi vermişti. Müzik anlamında ilk öğretmeni annesi Rikkat Hanım'dı. Bu arada Rikkat Hanım ayrıca sanat üretimi Zeki Müren'in de öğretmeniydi.
Hollanda'da geçirdiği bir trafik kazası sonrasında dudağında kalan bir iz sebebiyle bıyık bırakmaya başladı. 1963 yılında Yeni Sabah gazetesinde Sami Silemoy takma ismiyle müzik yazıları yazdı. Ama bir yazısı yayınlanmayınca istifa etti. 1965 yılında Fransa'da Olimpiya'da konser veren ilk Türk sanatçı oldu. En çok bilinen şarkılarından Gülpembe, Barış Manço 13 yaşındayken vefat eden babaannesinin adıdır. TRT Barış Manço'nun 7'den 77'ye programını yapmasına teklif verdikten tam 14 yıl sonra kabul etmişti. Hazırladığı televizyon programlarıyla dünyanın pek çok ülkesine gitmiş, bu nedenle Barış Çelebi olarak adlandırılmıştır. Şarkılarının son kıtalarında adını söylerdi. Bu yüzden de aşıklık geleneğini yeniden canlandırdı. Deyimleri, atasözlerini öğretti. Fark ettirmeden ama net bir şekilde. Barış Manço idi işte. O çocukları ilk defa o adam yerine koydu. Çocuk programı yapıp orta yaşlıları ekrana kilitledi. Yüzüklerin efendisiydi ama iş çocukların başına okşamaya gelince tüm yüzükleri bir kenara koyuverirdi. Evet, Barış Manço artık aramızda değil ama onun şarkılarını söyleyen, onu yaşatan pek çok sanatçı var. Onlardan biri de bugün aramızda bizlerle beraber. Ancak çok değerli sanatçımızı davet etmeden önce sizlerle bu akşam gelin Barış Manço'yu, çocukları ve biz büyükleri ekrana kitleyen adam olacak çocukla analım. Evet, adam olacak çocuk için minik kardeşlerimiz Defne Cihan, Melis Ada Tuzlu, Yağmur Vatansever, Elis Balzak, Osman Görkem Terkin ve Tunç Özsoy'u alkışlarla sahneye davet ediyorum. Ve şimdi de Adam Olacak Çocuk programını yönetmek üzere bizimle beraber olan Barış Manço'yu yaşatan çok değerli sanatçı Alper Dinçer'i sahneye davet ediyorum. Hoş geldiniz. Gerçekten harika bir gece. Öncelikle Barış Manço'nun anıldığı, Barış Manço'nun konsept olduğu ve Barış Manço'nun ama şarkılarıyla, ama yaptıklarıyla bir şekilde anıldığı ve onun eserlerinden geçkilerin olduğu geceler her zaman özel gecelerdir ve tadına doyulmaz. Ve bu güzel okul, 3 Mart Koleji, tam ismini bilmiyorum, söyleyebiliyor muyum? Ben de heyecanlıyım bu gece aslında. Çünkü ben her zaman, her Barış Manço etkinliğinde, hani bunca yıldır sahne sanatçısı olmama rağmen, hala çocuklar gibi heyecanlanırım. Ama şunu söyleyeceğim özetle, bu gece de burada sizlerle bir Barış Manço paylaşımında bulunmamda bir numaralı faktör olan, vesile olan bu güzel okulumuzun güzel, dünya güzeli, yüreği güzel müzik öğretmeni Bahadır Sevik Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum öncelikle. Kendisini lütfen kocaman alkışlayalım. Çünkü onun davetiyle bu akşam buradayım, huzurlarınızdayım. Şimdi dostlar, büyükler, küçükler, ortancalar. Adam Olacak Çocuk yarışmasını herhalde burada herkes hatırlıyordur, herkes biliyordur. İşte hatırlamayan ve bilmeyen ama artık günümüzde videolarla, multimedyalarla izleyen ve izleyip de vakıf olan çocuklarımız var, yavrularımız var. Onlar da burada, şimdi sizin huzurlarınızda Barış Manço'muzun Adam Olacak Çocuk etkinliğini, yani yarışmasını gerçekleştireceğiz. Öncesinde çocuklarımıza lütfen kocaman bir alkış, onlara moral olsun. Evet, şimdi birbirinden güzel ve yakışıklı pırlantalar burada oturuyor. Ben hemen hiç sözü fazla uzatmadan, ha bu arada, bu gece hem şarkılarda hem Adam Olacak Çocuk yarışmasında emek verecek olan
eşlik edecek olan şu birbirinden yakışıklı müzisyenleri lütfen kocaman bir alkış yapın. Bazıları geçmiş yıllardaki Barış Manço etkinlikleri ve anmalarında bana çalmış olan Bursa'nın birbirinden değerli müzisyenleri. Haydi bakalım, adam olacak çocuğa başlıyoruz. Şimdi, güzelim, elindeki puanı bırak, seni yarışmacı olarak alacağım. Alkışlar mısınız? Kocaman alkışlarla Defne Cihan geliyor. Şöyle yapalım ki görüşümüz engellenmesin ve Defne'yi de beni de şöyle kocaman kocaman görsün herkes. Defne, ben buna konuşacağım, sen ona ağzına böyle mikrofonu yapıştır, herkes bizi duysun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Allah iyiliğini versin. Defne'cim sen kaç yaşındasın? 6. Maşallah, parmaklarını da gösterir misin 6'yı? Nasıl olacak? O 5, o 1, alkışlar mısınız? Defne, 6 yaşında. Defne 6 yaşında. Defne'cim, sen büyüyünce ne olmak istiyorsun? Anlatır mısın? Doktor. Öyle mi? Ne doktoru? Göz doktoru. Oo, neden göz doktoru? Sağlığınıza çok önem verdiğim için. Alkışlar mısınız? Güzel bir cevap verdi. Güzel bir cevap verdi. Yani Defne, şunu merak ediyorum. Şimdi göz doktoru var mı ailende? Eş, dost, çevrende var mı? Yok. Ha, ama sen illa göz doktoru olmak istiyorsun. Evet. Öyleyse Defne, hemen sana bir soru geliyor. Eğer doğru cevap verirsen, kocaman bir alkış gelecek. Gözlerimize iyi gelen, yediğimiz zaman gözlerimizin çok iyi görmesini sağlayan bir yiyecek var. Hani bir canlı denizde yüzüyor. Nedir o? Balık mı? Alkışlar mısınız? Üf! Üf! Süper cevap. Defne, sen sabahları dişlerini fırçalıyor musun? Evet. Peki, bana söyler misin? Sen dişlerini yemeklerden sonra mı fırçalıyorsun, yemeklerden önce mi? Yemeklerden sonra da, yemeklerden önce de. Ama daha çok yemeklerden sonra... Alkış, alkış, kabul. Güzel, güzel. Çünkü sabah kalktığı zaman insan bir dişlerini fırçalar, yemeklerden sonra bir kez daha fırçalar. Olur, harika. Defne'cim, Defne'cim, birkaç bir şey daha seninle konuşalım, ondan sonra senden başka bir şey isteyeceğim. Sen çevremizi koruyor musun? Evet. Mesela yerlere çöp atıyor musun? Hayır. Çöpleri nereye atıyorsun? Çöp kutusuna. Hayvanları seviyor musun? Evet. Çimenlerin üstüne basıyor musun? Evet. Basmıyorsun. Çimenlere basmıyorsun. Bak seni şaşırttım. Mesela çiçekleri dalından koparıyor musun? Çiçekleri dalında seviyorsun değil mi? Evet. O zaman Defne, kocaman de ki, büyükler, küçükler, hepimiz çevremizi koruyalım de, bağıra bağıra. Büyükler, küçükler, herkes çevreyi korusun. Alkışlar mısınız, ne duruyorsunuz? Ne duruyorsunuz? Defne, Defne, sen bize bir şarkı söyler misin? Ne söyleyeceğim? Evet, ağzını mikrofonu daya, söyle bakalım, herkes bekliyor, ben de bekliyorum. Bobsitinden sitinler, asfalt yoldan lütfen. Orkestra biliyorsak, biliyorsak. Defne, mikrofonu veriyorsun, sana teşekkür ediyorum ve seni kocaman alkışlıyorum ve jüriye bakıyorum, puanları görelim, puanları görelim jüri. 10 puan, 10 puan, 10 puan, 10 puan, bir kez daha verildi, 50 puanla Defne şampiyon. Defne yerine geçer misin? Teşekkür ederim, alalım seni oraya. Gel bakalım, Melis Ada Uzun geliyor.
Hani alkış? Gelene de alkış, gidene de alkış lütfen. Üf. Tarihin en güzel anlıyorsun deyimlerinden birini dinledik gerçekten. Melis Ada, hoş geldin. Canım benim, nasılsın? Allah iyiliğini versin. Melis'cim, kaç yaşındasın? 5. Mikrofonu ağzına yaklaştır. Mikrofonu yaklaştır. 5 mi? Parmaklarını da göster bakalım 5'i. Ne duruyorsunuz? Melis'cim, sen hayvanları seviyor musun? Sen hangi hayvanları daha çok seviyorsun? Bu kadar mı? Alkışlar mısınız? Güzel geldi. Peki, sevgili Melis, o zaman ben sana şunu sorarım. Kediler nasıl ses çıkarıyor? Miyav değil mi? Köpek? Ha, senin köpek o kadar mı havlıyor? Ha, ha, yetiyor mu? Ha, 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 ha. Peki, tavşan nasıl ses çıkarıyor acaba? Alkışlar mısınız? Çok zekice. Çok zekice. Hani kafasından bir ses atmadan ama dişleri yaptı. Öyleyse tavşan en çok ne yemeği seviyor, ne seviyor? Hani böyle turuncu renginde suyunu sıkarız. Çok güzel bir ne vardır böyle? Havuç mu? Havuç. Melis'cim, sen sabah kahvaltısı yapıyor musun? Sabah kahvaltısında ne içiyorsun? Süt. Alkış. Güzel. Alkış. Süt yeterli. Melis'cim sen bence sabah kahvaltısında süt iç. Çay pek içme. Kahve de içme. Çay içeceksen de bitki çayları var ya onlardan içebilirsin. Ilhamur falan içebilirsin. Melis sen büyüyünce ne olacaksın? Doktor mu? Ağzına yaklaştın Melis. Ne doktor olacaksın? Göz doktoru. Sen? Göz doktorları iki oldu. Bakın. Benim gibi gözleri bozuk olan varsa ileride yaşlanınca yaşadık. Harika. Göz doktoru. Allah Allah. Peki Melis şarkı söyleyecek mi bize? Ne söyleyeceksin? İki göz doktoru da Bob City söylüyor. Hadi bakalım Bob City'yi dinliyoruz Melis'ten. Versiyonlarını aynı şarkının dinliyoruz. Peki jüriyi görelim, puanları görelim bakalım. Puanları görelim. 10 puan, 10 puan, 10 puan, 10 puan, 10 puan. 50 ver bana. Mikrofon sende dursun. 50 puanla şampiyon. Melis Adalızol. Teşekkür ediyoruz. Ver güzel mikrofonu. Geç bakalım yerine. Evet. Gel bakalım Melis. Elis'e bir alkış, Elis Balzac. Elis Balzac, ne güzel bir sanat. Elis hoş geldin. Ağzına yaklaştır yavrum, öyle duymayız. Sok ağzını içine sok, al böyle. Hoş bulduk. Öf Elis'cim. Elis kaç yaşındasın? 6. Maşallah. Elis, sen büyüyünce ne olacaksın? Öğretmen. Ha, göz doktoru diyecek diye korktum. Elis. Ne öğretmeni olacaksın? Türkçe. Türkçe mi? Vallahi almış gelsin. Neden şaşırdım biliyor musunuz? Bunca yıldır adam olacak çocuk yapıyorum. Barış Baba'ya da genelde ana sınıfı öğretmeni cevabı çok çıkar. Türkçe.
Neden Türkçe Elis? Yani ailende Türkçe öğretmeni mi var? Hayır. Sen Türkçe'ye çok meraklısın öyle mi? Evet. Çok seviyorsun. Evet. O zaman harika Elis. İnşallah Türkçe öğretmeni olursun. Elis, ben şimdi sana başka bir şey söyleyeceğim. Sen gördüğüm kadarıyla bir kız çocuğusun değil mi? Evet. Sen annenin biricik kızısın değil mi? Evet. Ve benim bildiğim kadarıyla kız çocukları annelerine evde ev işi yaparken yardım ederler, doğru mu? Oraya dön hayatım, herkes görsün seni. Sen annene hangi ev işlerinde nasıl yardımcı oluyorsun? Kahve yapmaya. Kahve mi? Al. Nasıl yapıyorsun kahveyi? İçeri kahve koyup çalıştırıyorum. Çalıştırıyorsun. Ha, makinede yapıyorsun sen. Zamane kızları. Eskisi gibi öyle cezvede falan değil. Makineyi koyuyor, makinede çalıştırıyor. Peki mesela sabahları üzerinden pijamalarını çıkardığın zaman kenara mı atıyorsun, katlayıp dolaba mı koyuyorsun? Alkışlar mısın Elis? Mesela annen sofrayı kurarken sen sofraya, sofranın üstüne, masaya bir şeyler koyuyor musun? Hayır. Aa, tabak, çanak, ne bileyim çatal, bıçak koymuyor musun? Bence koymalısın. O yüzden Elis bundan de ki, arkadaşlar, annelerimize yardımcı olalım de. Söyle. Arkadaşlar, annelerimize yardımcı olalım. Ne duruyorsunuz? Elis, şarkı söyleyeceksin mi? Yok mu şarkın? Yani herhangi bir söyleyeceğin bir şey yok mu? Hayır. Tamam, ver bana elini Elis'ciğim. Dur, o dursun. Puanları görelim, puanları görelim önce. 10 puan, 10 puan, 10 puan, 10 puan. 50 puandan Elis alsak şampiyon. Elis oraya bak. Bak herkes, fotoğraf alanlar vardır değil mi? Görüntü alanlar. Ey oraya. Teşekkür ederim, teşekkür ederim benim. Elis, geç bakalım yerine. Zaman akmıyor sanki. Tutamadım kendimi. Bu arada dostlar, reklamın iyisi kötüsü olmaz. Bütün gecenin sonunda da bendeniz Alper Dinçer, sizlere Barış Manço şarkıları söyleyeceğiz. Haberiniz olsun. Tabii ki Bahadır Sevi'nin Güzel Çocuklarından sonra. Teşekkür ederim. Yağmur vatansever. Ağzına mikrofonu dayayarak konuş hayatım. Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim. Allah iyiliğini versin. Sen kaç yaşındasın? 6. Sen de 6 yaşında mısın Yağmur? Evet. Yağmur, sen büyüyünce ne olacaksın? Şarkıcı. Of 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 of. Bahadır hocam, bize rakip var, bize rakip var, bize rakip var. Eyvah eyvah. Peki, neden şarkıcı olmak istiyorsun sen? Çünkü şarkıları çok seviyorum. Peki, evde hoppidi hoppidi şıkkıda şıkkıda oynuyor musun? Evet. Yağmur, ben bir şeyi çok merak ettim. Sen hangi tür müzikten hoşlanıyorsun? Barış Manço. Allah! Ay 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 ay. Ben daha fazla uzatmıyorum. Yağmur'a başka bir şeyler sormuyorum. Olay anlaşılmıştır. Yağmur, sen şimdi yoksa bize bir Barış Manço şarkısı mı söyleyeceksin? Öyle mi? O zaman ben sana hangi şarkıyı söyleyeceksin diye sormuyorum. Direkt o şarkıya gir, hepimiz şaşıralım. Hadi söyle bakalım. Mi mi si si do do si. La la do do si. Oba. La la do do si la so. Lütfen. Son bir kez sana tümeyi
dostlarından bir haber yolla. Ayrılık geldim aşağı, katlanmak gerek. Seni çok çok özledim. Arkadaşım. Ne duruyorsunuz? Yağmur bizi mest etti. Yağmur ver bana mikrofonunu. Yağmur'un puanlarını göreyim yakışıklar güzeller. Dur Yağmurcuğum gel buraya. 10 puan 50 puanla şampiyon. Yağmurcuğum ver bakalım. Süper. Yağmur şampiyon. Teşekkürler. Yağmur geç bakalım yerine. Yağmur geç. Hadi alkış. Gelene de alkış, gelene de alkış kocaman. Yağmur çıtayı öyle bir yükseltti ki, üf. Bakayım, neydi? Osman, Görkem, Terkin. Yavrum mikrofonu hep ağzında böyle benim tuttuğum gibi tut, herkes seni duysun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Allah yeni versin. Kaç yaşındasın? 6. 6 yaşında mısın? Osman, seninle önemli bir konuda konuşmak istiyorum. Ama çok önemli bir konu. Sen Atatürk'ü tanıyor musun? Evet. Atatürk'ü biliyor musun? Evet. Atatürk kimdir? Ne yapmıştır? Bu ülke için ne yapmıştır? Kurtarmış mıdır? Evet. Evet. Bize pırıl pırıl, hiç yaşlanmayan, hiç eskimeyen, canavar gibi bir cumhuriyet kazandırmış mıdır? Evet. Sen bir cumhuriyet çocuğu musun? Evet. Osman Görkem, sen hiç Türk bayrağı gördün mü? Evet. Türk bayrağının üzerindeki renk ve şekilleri söyler misin? Hangi renk, hangi şekil? Hangi renk önce var? Kırmızı var değil mi? Evet. Kırmızının üzerinde ne var? O beyaz aslında, hani sen kirlenmiş gibi görüyorsun bazı bayrakları, böyle tozlanmış gibi, o beyaz o. Ne var o şekiller, ne acaba? Ayılır. Alkışlar mısınız? Üf. Bayrağımız da kutsal, cumhuriyetimiz de kutsal, Atatürk'te değil mi Osman? Doğru mu? Evet. Sen büyüyünce ne olacaksın? Oyuncakçı. O da lazım. O da lazım. Oyuncakçı da lazım. Ya Osman, neden oyuncakçı olacaksın sen? Bir sebebi var mı? Ben sana söyleyeyim. Ben söyleyeyim, sen tekrar et. Sevgili büyüklerim, söyle. Söyle, sevgili büyüklerim. Ve sevgili küçüklerim. Ben bütün çocukları mutlu etmek için oyuncakçı olacağım. Ben bütün çocukları mutlu etmek için oyuncakçı olacağım. Bu kadar olsun. Bu kadar olsun. Osman, bize şarkı söyleyecek misin? Evet. Ne söyleyeceksin? Arkadaşım. Hadi söyle bakalım. Bir arkadaşım eşek görelim. Üf üf üf. Bak Yağmur görüyor musun? Bak bir Barış Manço daha geliyor. Hadi bakalım. Hadi Osman. Bakalım jüri de bayılmış mı? Jüri görelim bakalım puanlarınızı. 10 puan. Ver bakalım. Osman 50 puanla. Osman da şampiyon tabii ki. Süper cevaplar verdi. Yerini alıyoruz sen Osman. Çok sağ olasın. Geç bakalım. Yakışıklı.
gel bakalım son yakışıklı, son aslan parçası. Hadi alkışlar. Tunç Özsoy, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Tunç, sana bir şey söyleyeyim mi? Acayip karizmatik bir adamsın. Sana Kıvanç Tatlıtuğ diyebilir miyim? Hayır. Alkışlar mısınız? Hiç tuzağa düşmüyorlar. Hiç tuzağa düşmüyorlar. Yok böyle bir şey diyorlar. Yani ben Tunç'um diyor. Ben gerçi zaman zaman adam olacak çocuklarda ve eski zamanlarda yakışıklı Esmer gördüğüm zaman Erol Evgen derdim. Sarışık gördüğüm zaman Göksel Arsoy derdim. Çocuklar gene suratıma bakardı. Ama bu çocuklar kendi isimlerini, kişiliklerini ortaya koyuyorlar. Tunç'u, sana şunu soracağım. Sen evde bilgisayar, tablet gibi aletlerle zaman geçiriyor musun? Evet. Tablette mi, bilgisayarda mı? İkisinde de. İkisinde de. Peki bana söyler misin? Ne kadar duruyorsun başında? Bilmiyorum. Ama çok uzun değil, değil mi? Evet. Mesela ne yapıyorsun bilgisayar veya tabletin başında? Oyun oynuyorum. Başla. Birazcık bir şeyler araştırıyor musun? Evet. Harika. Mesela ne araştırıyorsun Tunç? Hani bitkiler, hayvanlar, doğa, canlılar inceliyor musun? Hayır. Alkışlar mısınız? En azından dürüst. En azından dürüst. Ama ben buradan bir şey söyleyeceğim Tunç'um. Görüyorum ki siz çocuklar, evet oyun oynuyorsunuz ama zaman zaman tablet ve bilgisayarlardan da biraz bir şeyler öğrenmeye çalışın, tamam mı? Bazı bilgiler önemli değil mi yani? Bazı şeyleri, merak ettiğiniz şeyleri bence oradan öğrenin. Tunç'um, akşamları saat kaçta yatıyorsun, yatağa kaçta giriyorsun? Bu çok önemli benim için. Hiç baktın mı saate? Hayır. Kaçta yatıyorsun umumiyetle? Ben sana söyleyeyim mi? Buradan de ki, kardeşlerim saat 9.30'da en geç yatağa yatın de. Bağıra bağıra. Saat? 9.30'da. Saat 9.30'da yatın. Bu gece değil ama bu gece başka, tamam mı? Alkışlar mısınız? Bu gece başka. Tunç'um sen büyüyünce ne olacaktın? Ne olacaksın büyüyünce? Mühendis. Üf. Ne mühendisi? Neden? Çok mu seviyorsun? Evet. Ev yapmayı ya da ev yaptırmayı, değil mi? Evet. Sen çünkü mühendis olacaksın, sen emir vereceksin, mimar yapacak, değil mi? Bize şarkı söyler misin? Hayır. Söylemeyecek misin? Evet. Tamam, o zaman jüri, puanları görelim sevgili jüri. Jüri arkaya bakıyor. Bakalım 10 puan. 10 puan da oradan geliyor galiba. Tunç, ver bakalım elini. Mikrofon dursun sende. Tunç'la, Tunç Özsoy'la şampiyon. Teşekkür ederiz. Tunç, geçebilirsin yine hayatım. Evet. Ben bu güzel çocuklara bir kez daha kocaman bir alkış istiyorum. Hep söylediğim bir şey var. Barış Manço söz konusu olduğu zaman söyleyene değil, söyletene bakın diyorum. Bize Barış Manço şarkılarını Barış Manço söyletiyorsa adam olacak çocuğuna bu akşam Barış Manço yaptırdı. O bu akşam burada çocuklarla, büyüklerle, yeniden gitmiş yeni herkesle. Şimdi Şef Bahadır Sevik ve çocukları ve Barış Manço şarkıları. Hadi bakalım. Kardeşlerimize ve Alper Dinçer'e sonsuz teşekkürler. Lütfen bir alkış da alabilir miyim onlar için? Şimdi de şarkılarla Barış Manço demek ve birbirinden güzel şarkıları söylemek üzere koromuzu alkışlarınızla sahneye davet etmek istiyorum. Ben doğru söylüyorum.
Barış Manço'nun birbirinden güzel şarkılarını bizleri hiç yalnız bırakmayan İsmet Taş Yeşme ve değerli orkestrası seslendirecek bu güzel orkestramız için de sizlerden lütfen büyük bir alkış rica ediyorum. Ve son olarak koromuzu yönetmek üzere bu güzel geceyi hazırlayan, kendisiyle çalışmaktan büyük gurur duyduğu gerçekten harika bir insan, okulumuz müzik öğretmeni, benim de zümre başkanım Şef Bahadır Seri'yi alkışlarla davet ediyorum.
Yeah.
Thank you.
Thank you.
çocuklarımız ve orkestralarımız için bir alkış daha. Sevgili misafirlerimiz, sanatçımız Alper Dincir'in o güzel sesinden Barış Manço'nun birbirinden özel şarkını dinlemeye hazır mıyız? Alkışlarınızla Alper Dinçer. Tekrar merhabalar. Nasılsınız? Nasıl gidiyor gece? İyi gidiyor mu? Harika gidiyor mu? Çok daha harika gitsin mi? Ayağa kaldırdın mı ortalığı? Ama lütfen, lütfen büyükler, küçükler, bayanlar, baylar, bu gece Şef Bahadır Sevi'nin yönetimindeki bu Çağdaş Eğitim Kooperatifi 3 Mart Özel Eğitim Kurumu'nun birbirinden değerli korist ve solist çocuklarına lütfen kocaman bir alkış. Süper, süper, süper ötesi bir şeyler yapıyorlar yani bu gece. Müthiş. Bu arada harika birbirinden müzisyenler vardı. Onları da bir kez daha bir alkışlayalım. Ve ben bu akşam orijinal karaoke'ler üzerine okuyacağım Barış Manço şarkılarını ve orada benim kahrımı çekecek olan bu gecenin başından beri aslında tüm orkestrasyonun orada miksajını yapan, mikserliğini yapan yani bütün müzik sisteminin patronluğunu yapan Özgür'e de lütfen kocaman bir alkış. Ve şunu söylemeden edemeyeceğim. İçeride aslında adam olacak çocuğa başlamadan önce ben sormadım. Kabahat bende ama sonra bilgimi tazeledim. Çağdaş Eğitim Kooperatifi. Türkiye'de ilk ve tek. Çünkü çok yerde, çok eğitim kurumlarında devlet özel konserler verdim ama özel okullar hemen hemen bir, nasıl diyeyim size, bir sahibi olan, bir patronun ya da bir finansörün okulları. Ama Türkiye'de ilk ve tek Çağdaş Eğitim Kooperatifi, onun nezdinde Aynur Hanım'a ve bu okula, bu okulda emeği geçen herkese, yöneticilerine, öğretmenlerine ve bu okulda dediğim gibi hizmet gören herkese lütfen kocaman bir alkış. Çocuklar bir kez daha takip ediyorum, tebrik ediyorum ve ben şarkılarımı söylemeye başlıyorum. Arkadan mırıldanırsanız da spontan istediğiniz gibi davranın, tamam mı? Oynayın, atlayın, zıplayın, söyleyin, tamam mı? Gün dönende dönence. Hadi bakalım. Haydi lütfen. Haydi bakalım şimdi. Bekliyorum, duyuyorum, görüyorum, bir gün gelecek dönence, bir yıl. (Gülüyor)
olmak. Olmak var. Hey maşallah süpersiniz. Haydi bakalım. Simsiyon gecenin koynundayım. Yapayalnız uzaklarda bir yerlerde güneşler doğuyor. Kurgun bir ağacı dalıyım yapayalnız. Uzaklarda bir yerlerde bir şeyler gök salıyor. Çalmış dudağımda ne bir ses ne bir nefes. Uzaklarda bir yerlerde türküler söylemiyor. Lütfen eller. Oyunu çocuklar. Rahmetli Bahadır Akkuzu. Lütfen beraber söyleyelim. İkinci kılayı. Duymak istiyorum. Hazır mıyız? Simsiyah gecenin koynundayım yapayalnız. Uzaklarda bir yerlerde güneşler doğuyor. Bir ağacı dalıyım yapayalnız. Uzaklarda bir yerlerde bir şeyler gök salıyor. Çalmış dudağımda ne bir nefes. Uzaklarda bir yerlerde türküler söyleniyor. Hakikaten bunca yıl oldu. Pek çok etkinlik, pek çok konser. Ben zaman zaman eğitim kurumlarında, okullarda, yani devlet okullarında da seanslar halinde ama bazen de yazın, şenliklerde, festivallerde sırf Barış Manço şarkılarından oluşan konserler veriyorum ama inanın böylesi sıcak ortamların tadı her yerde yok. Çok hakkını veriyorsunuz, onu söyleyeyim. Siz düzenleyin yine gelirim. Ya da sizin muadiliniz okullar yine gideriz. Devam. Can bedenden çıkmayınca diyeceğiz. Hadi bakalım. Hoppa! Nerede o evler?
uyur. Unutsun beni demişti. Benden olan resimleri, mektupları istemişsin. Üzülme sevdiceğim, bir nohacıdan karşına sana son kez yazıyorum. Hatıralar yeter bana, unutma ki dünya fani. Veren Allah alır canı, ben nasıl unuturum seni. Can bedenden çünkü hep beraber unutma ki veren Allah, ben nasıl unuturum seni. Evet. Bravo. Devam, eller devam. Kurumuş bir çiçek buldum mektupların arasında. Bir tek onu saklıyorum, onu da çok görme bana. Aşkların en güzeli, yaşamıştık yıllarca. Bütün hüzünlü şarkılar hatırlatır seni bana. Unutma ki veren Allah, ben nasıl unuturum seni. Unutma ki dünya fani, veren Allah alır canı, ben nasıl unuturum seni. Can bedenden çıkmayınca. Haydi eller lütfen, çok güzelsiniz bu akşam. Haydi, haydi çocuklar. Koro zaten coşmuş. Ne yerim var, ne yurdum. Gurbet ele düştü yolum. Yuvasız kuşlar misali, senli boynum sevici. Katlanırım bu yazmıyo. Böyle yazmışsa yalan, kara toprak yeter bana. Unutma ki ben nasıl unuturum sizi. Unutma ki veren Allah, ben nasıl unuturum sizi. Can bedenden çıkmayınca. Unutma ki dünya fani, veren Allah alır canı, ben nasıl unuturum seni. Can bedenden çık lütfen sizde. Unutma ki veren Allah, ben nasıl. Can bedenden çıkmayınca. Bu akşam için repertuarımı yaparken bu bir saygıdır, öyle olmak zorundadır. Bahadır ve yavrularının, çocuklarının şarkılarına hiç karışmadım. Olmayanları yapmak istedim. İşte onlardan bir tanesi. İşte hendek, işte deve, ya atarsın ya düşersin, baktın olmaz vazgeçersin. Zordur almak bizden kızı. Ver bakalım Özgür. Lütfen elleri görelim dostlar. Haydi bakalım. Çok güzelsiniz. Haydi. Müzik.
seni beni görem diye. Nasıl haberi alırsa dayı emmi hep orada. Dedi nerede ararsın kızı olmak mı istersin? Sana bir çift sözümüz var hele duysan yerdin. İşte hendek işte deve ya atarsın ya düşersin. Baktın olmaz vazgeçersin. Sordun olmak bizden kızı. İşte halep işte aşın ya aşarsın ya bitersin. Baktın olmaz vazgeçersin. Sordun olmak bizden kızı. Lütfen Barış Manço için kocaman ekler lütfen. Ne oldu? Hasar değdi. Ben söyler misin? Hayırlı. Hasar değdi. Hayırlı. Yok, kaldığı yerden mi? Başlık ya da... O zaman şöyle yapalım. İşte en ikisi de bir müziksiz tamamlayalım. Son şarkıyla bitirelim. Sevdin dağını uzun, barışın gönlü yüzün. Dudağında aynı türkü, seneler sonra bugün. Dayı emmi yaşlanmış, develer kervan olmuş. Zeynep'imden haber sordum, başkasına yar olmuş. İşte hendek, işte debe, ya atarsın, ya düşersin. Baktın olmaz vazgeçersin. Sordun olmak bizden kızı. İşte hayal işte aşın. Ya aşarsın ya bitersin. Baktın olmaz vazgeçersin. Sordun olmak bizden kızı. Evet. Son bir veda şarkısı. Slow oldu nedense ama yapılmadı çünkü bu gece ve Barış Manço'nun en çok istenen ve en çok sevilen şarkılarından bir tanesidir. Fena halde yüzüm barındırır aslında ama şöyle bağlayalım finali. Barış Manço'yu unutamadık, unutmadık. Unutmak mümkün değil. Çünkü o kadar güzel izler bırakmış, o kadar güzel tohumlar ekmiş ki yeşermeye ve her biri Barış Manço öldüğünde hayatta olmayan şu çocuklar ve şu çocukları yakalamış. Sizlere de hala kendini hatırlatan oralardan bir özelliği var. O yüzden unutulmaz, unutulmayacak, unutmayacağız, unutulmamalı. O yüzden unutamadım. Hadi bakalım. Evet. Gözlerimde yaş, kalbimde sızı.
unutmadım seni. Unutamadım, unutamadım, ne olur anla beni. İkimizden de çok şeyler götürmüş. Sen yeni yuva kurarken beni paramparça bölmüş. Gözlerimde yaş, kalbimde sızı, unutmadım seni. Unutamadım, unutamadım, ne olur anla beni. Unutmak kolay demiştin, alışırsın demiştin. Öyleyse sen unut beni, yeter ki benden isteme. Gözlerimde yaş, kalbimde sızı, unutmadım seni. Unutamadım, unutamadım, ne olur anla beni. Gözlerimde yaş, kalbimde sızı, unutmadım seni. Unutamadım, unutamadım, ne olur anla beni. Lütfen hep beraber. Gözlerimde yaş, kalbimde sızı, unutmadım seni. Unutamadım, unutamadım, ne olur anla beni. Ya çok teşekkürler. Kelimeler hakikaten kifayetsiz kalıyor. Dediğim gibi, aynı zamanda şunu belirteyim. Okulumuzun adı 3 Mart ya. Benim de doğum günüm 3 Mart. Bu bir. Bir de Bahadır Sevik hocam. Nerede Bahadır hocam? Sadece şu gördüğünüz güzel çocukların hocası değil. Aslında Bahadır Sevik'le biz aynı kuşak olmamıza rağmen onlar Erdin Çelikkol'un nasıl diyeyim paçalarına daha çocukken yapışmış. Biz Büyükşehir Belediye Konservatuvarı'nda okurken onlar bizim hocamız olmuşlardı 30 sene önce. Ve Bahadır Sevik 30 sene sonra hala delikanlı, hala canavar gibi ve beni bu geceye dahil ettiği için baba çok teşekkür ederim ya, var mı? Çok sağ ol. Eyvallah. Gerçekten harika bir gece oldu. Sanatçımıza çok teşekkür ediyoruz. Değerli misafirlerimiz, Çağdaş Eğitim Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Sayın Füsun Kutevi duygu ve düşüncelerini almak için sahneye davet ediyorum.
günlerde dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil etme hakkını kazandık. Kutluyoruz bütün öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi. Bu konserimiz geçen sene malum pandemi nedeniyle ara verilmişti. Bu sene birlikte olabildik. İnşallah bundan sonra daha nice beraberliklerde birlikte olmak üzere hepinize iyi bir akşamlar diliyorum. Sağlıklı günler ve mutlu günler diliyorum. Katılımlarınız için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Gecemize renk kattınız. Çok çok sağ olun. Başka bir akşamda görüşmek üzere.